Yeni sana. Sen de son dakika fotoğrafına gidiyor. Şöyle, pardon. Biraz sonra. Aldığımız yetkiyle yapıyoruz. Çay mı var? Onun için ayrı bir yer yapmak var. Çay var ya, içimizde kahvecimiz var ya. Var, onları da değerli bakanım, değerli bakan yardımcım, değerli il başkanım, kıymetli belediye başkanım, SKM başkanımız, MHP ilçemizin kıymetli kadın kolları başkanı, okul müdürlerimiz, esnaflarımız, velhasıl Beykozlu kadınlar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Beykoz'daki yeni hayallerimizi paylaşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bir araya geldik. Bundan 5 yıl önce, 5 yılda 15 yıllık hizmet diyerek çıktığımız yolda kurduğumuz hayallerin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Bugünse girişteki hayal panomuza astığınız önümüzdeki 5 yılın hayallerini gerçekleştirmek için buluştuk. Hayallerimizi bir hatırlayalım. Neydi hayallerimiz? Pardon. Yıllarca özlediğimiz, beklediğimiz sahil şeridimiz bugün yalnızca Beykoz'un değil, İstanbul'un 7/24 yaşayan en gözde sahil mekanlarından biri oldu. Kadınlarımız için İstanbul'un en gözde yaz mekanlarından yeşil ve mavinin buluşma yeri Elmas Burnu Tabiat Parkı ve plajı hizmete girdi. Piknik alanları, mavi ve yeşilin koylara bakan restoranı, büfesi, çocuk parkları ve locaların yer aldığı 5 yıldızlı tesis haftanın 4 günü hanımların hizmetine açıldı. Beykoz'da yaşlılar, engelliler, hastalar, ihtiyaç sahipleri yalnız değil diyerek sosyal belediyecilik anlayışıyla aile, kadın ve destekleme merkezi Akdem kapılarını Beykoz'da açtı. İBB tarafından kapatılan İsmekler'in yerine 86 branşta bayanlara hizmet veren, bayanlara, erkeklere, çocuklara hizmet veren Beysemlerimiz kadınlarımızın hizmetine tekrar açıldı. Kadınlarımıza sağlıklı yaşama katkı sunmak amacıyla kurulan ücretsiz kadın spor merkezlerimizde kadın spor hocaları nezaretinde kendi mahallelerinde spor yapmanın keyfini yaşadılar. Kadın kooperatifimiz, az önce bakanımızla da gezdiğimiz Beykoz'un erguvanlarıyla kadınlar el emeklerini sergileyerek ekonomiye destek olmaya başladılar, aile ekonomilerine. Sadece Beykoz'a özel olan, özel olarak planlanan Beykoz kartla hepimiz kendimizi ayrıcalıklı hissettik. Ve faydalandığımız indirimlerle de bunun keyfini yaşadık. Çocuklarımız, her şeyimiz, okullarımız anne titizliğiyle artık tertemiz, mis gibi. Gençlerin gözdesi yerel kahve zinciri. Markamız Beykoz Kahvecisi artık 3. şubesini açtı. Millet kıraathanelerimiz, kütüphanelerimiz, millet soframız, prestij caddelerimiz ve daha ismini sayamadığım nice projelerimiz 5 yılda 15 yıllık hizmet dolu hizmetle birlikte o hayalimiz gerçek oldu. Ben Beykoz'da hayatın her alanına dokunan hizmetlere ve yatırımlara imza atan belediye başkanımız Sayın Murat Aydın'a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Şimdi
şimdi ise yeni hayaller kurma vakti diyoruz. Ben sizleri cumartesi günü saat 7.30'da Beykoz sahilimizde Şişe Cam'ın karşısındaki alanda yapacağımız yeni hayallerimizi paylaştıracağımız lansman programımıza hepinizi davet etmek istiyorum. Belediye başkanımız Beykoz'da en çok da kadınlara ve gençlere dokundu. Çünkü başkanımız en büyük desteği kadınlardan ve gençlerden aldı. Şimdi ben size soruyorum. Bu kadar hayallerimizi gerçekleştiren belediye başkan adayına destek veriyor muyuz? Başkanım, Beykozlu kadınlar olarak yanınızdayız. Bu duygularla sözlerime son verirken kıymetli bakanımın Beykoz'la bizi ziyaret etmesine duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu arada aramızda katılan milletvekilimiz Tuğba Işık Ercan, ona da hoş geldiniz diyorum. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum prensibini rehber edinerek geleceğin inşasına omuz veren tüm kadınlarımıza hayata kattıkları değer için şükranlarımı sunuyorum. Ve sizlerin de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tekrar programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah'a emanet olun. Saygıdeğer Bakanım, Bakan Yardımcım, Milletvekilim, sizlerin huzurunda benim çok büyük bir teşekkürüm var. Kime o teşekkür? Dünyanın en güzel şehri İstanbul. İstanbul'un en güzel ilçesi Beykoz. Bu Beykoz'a ve Beykozlu'ya 5 yıl önce bana hizmet etme yetkisini veren Beykozlu hemşehrilerime, saygıdeğer hanımefendilere, sizlerin huzurunda canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Değerli Bakanım hoş geldiniz. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Bakan Yardımcım hoş geldiniz. Hanımefendiler, beyefendiler, Milliyetçi Hareket Partimizin değerli kadın kolları başkanı, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve yöneticileri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz önce Gaye Hanım anlattı ya, işte şunlar yapıldı, bunlar yapıldı vesaire vesaire. Kafamızdan yapmadık. Kendi kendimize olmadı. Yetkiyi 5 yıl önce sizden aldık. Yetkiyi siz verdiniz. Artık kendi paramı da harcamıyorum. Benim öyle bir imkanım da yok zaten. Para da sizden. Sizlerin verdiği vergileri bereketlendiriyoruz ve onu hizmet olarak sunuyoruz. Bize, mesai arkadaşlarımızla beraber, meclis üyelerimiz, bizim Manoli Hanım neredesin? Hep buralardaydı. Manolya Hanım şifalar diliyoruz. Rahatsızlık geçirdi. Ameliyat oldu. Rabbim ona şifalar versin. Benim mesai arkadaşım birçok projede o da bizimle beraberdi. Diğer meclis üyesi arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız hep birlikte sizlerden aldığımız yetki, sizlerden topladığımız vergilerle Beykoz'da hayatı daha güzel kılmak istedik. Ve 5 yılda 15 yıllık hizmet demiştik. Elhamdülillah oldu. Şimdi eksikler var. Eksikler var. Bakın ulaşımla ilgili sıkıntımız var değil mi? Biz buradan Üsküdar'a ne kadar zamanda gidebiliyoruz? Efendim ne kadar? 2 saat. Biraz düşürelim. 1 saatten önce gitme şansımız yok gibi. Trafik tam açık olsun. Tam açık olsun. Yani o 40-50 dakikada ancak gidilebiliyor. İnşallah. Ben çalışmalarını biliyorum. İmar planları konusunda Beykoz'un %85'lik alanında imar yetkisi bakanlıkta. %15'lik alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Çevre Şehircilik Bakanlığı döneminde Murat Kurum bakanımızla beraber o kadar güzel, o kadar uyumlu çalışmalar gerçekleştirdik ki adeta Beykoz'un belediye başkanı gibi çalıştı. Genel müdürleri Beykoz'un müdürü gibi çalıştı. Böylesine çalışkan bir insan. Hani bir de depremle ilgili süreç var. Ulaşım konusunda ne olacak biliyor musunuz?
Murat Kurum Bakanımız bize bunun sözünü verdi. Üsküdar, Harem'den gireceğiz. Beykoz, bulunduğumuz yer, Kavacık'tan çıkacağız. Ya da buradan otomobilimize bineceğiz, Üsküdar'dan çıkacağız. Bu zaman zaman 2 saat olan, normal zamanda 1 saatlik olan yol ne kadar olacak? 9 dakika. 9 dakika. Allah'ın izniyle 9 dakika. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız inşallah sizlerin desteğiyle Murat Kurum Başkanımız bize sözünü verdi. Biz Beykoz'da yaşamı daha kolaylaştırmak istiyoruz. Mutluluğu daha artırmak istiyoruz. Biz istiyoruz ki gençlerimiz en iyi okulları Beykoz'da okuyabilsin. Oldu mu? Fen Lisesi geldi mi? Beykoz'da 2 yıldır Fen Lisesi var mı? Var. Türkiye'nin en iyi 5 tane üniversitesi seçildi. Onun 2 tanesi Beykoz'da mı? Birisi Boğaziçi, Beykoz'a geldi Rumeli Hisarı'nda. Diğeri Türk Alman Üniversitesi Beykoz'da. En iyi okullar burada, en iyi iş imkanları. Gelecekle ilgili milyar dolarlık şirketleri kimler kuruyor biliyor musunuz? 18-30 yaş arasındaki gençler yazılımla. Türkiye'den 15 tane genç çıktı. Ve şu an kurdukları şirket 15 farklı şirketin her birinin değeri minimum 1'er milyar dolar. Paşabaşlı cam fabrikası. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Bakanım hoş geldiniz. Paşabahçe fabrikası, deri kundura, tekel. Yeniden yapacak olsak 5-600 milyon dolara yapılıyor biliyor musunuz yeni teknolojiyle. Ama bir yazılım firması 18-30 yaş grubundaki gençlerin kurduğu 15 tane şirket oldu Türkiye'de şu an. Her biri 1'er milyar dolar değerli. Şu yukarıda Vizyon 360 var ya, orası sayesinde gençlerimize yardımcı oluyoruz. Milyar dolarlık değerlere ulaşan yazılım şirketlerini Beykozlu gençler kuracak. Biz istiyoruz ki çöpler toplanır, parklar yapılır. Eyvallah, bunların hepsi olacak. İnsanımız mutlu olsun, gençlerimiz mutlu olsun. Ama en önemlisi gençlerimiz hayallerini şu küre-i arzda, yeryüzünde en rahat Beykoz'da gerçekleştirebilsin diye bir hayalimiz vardır. Bir hayalimiz vardır, bir hedefimiz vardır. O noktada sizlerden destek bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte biz hız kesmeden, hız artırarak, vites yükselterek hizmetlerimize devam etmek istiyoruz. Sayın Bakanım, bak ben bakanımı size bir tanıtayım mı? Siz onu bakanımız olarak tanıyorsunuz ama o Türkiye'nin medarı. Bu şekilde bağrınıza basıyorsunuz. Beykoz'da Kadın Kolları Teşkilatımız her zaman canlı, dipdiri ve ayakta. Sevgili hanım kardeşlerim, bugün Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir aradayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bir aradayız aslında. Ama bu sene açıkçası Filistin'de kadınlar katledilirken, insanlık bir soykırıma maruz bırakılırken, kadınlarla birlikte bir anne için evlatlarının gözleri önünde parçalanması, katledilmesi maalesef dünyanın gözü önünde gerçekleştirilirken Kadınlar Günü kutlaması yapmaktan söz etmek hiç mümkün değil. Biliyorum ki hepinizin yüreği Filistinli kadınlarla birlikte çarpıyor. Medeniyetler Beşi İstanbul'da siz kıymetli Beykozlu kardeşlerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşil Beykoz'umuzdayız. Sizlere saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini getirdim. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdim. Tarihin hangi safhasında olursa olsun kadınlar sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her daim merkezinde olmuşlardır. Tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de kadınlar milli ve manevi değerlerimizin korunmasında
ülkemizin geleceğinde önemli bir role sahiptir.